İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'ne 2023 milletvekili seçimi için başvuruların sunulması devam ediyor. Batı Ermenistan, Maraş. Artsakh'ın kentsel gelişimi alanında yeni projelerin uygulanması abluka nedeniyle belirsizliğini koruyor. Suriye'de meydana gelen depremde Yakupiye köyündeki Ermeni kilisesi hasar gördü. Piskopos 1. Aram'ın tepkisi. Dahi Yeşe Çarenç. Çarenç'in ev müzesinde yapılan bir röportaj. Kilikya Ermenistan'daki Hatay'ın bir köyü depremden sonra ikiye bölündü. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sen Armenya TV'yi destekleyelim. 23 Aralık 2023'te yapılacak olan Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin 3. toplantısına ilişkin seçimlere katılan milletvekili adaylarının listesi onaylandı. 7 Şubat 2023 Seçim Komisyonu oturumu yapıldı. Seçim Komisyonu sunulan 16 adayın başvurularını inceledi ve onayladı. Diğer adayların başvuruları bir sonraki oturumlarda incelenecektir. Ayda Derderyan, 2023 Parlamento Seçim Komisyonu'na katılmak için Batı Ermenistan Parlamentosu Seçim Komisyonu'na başvuran 51. aday. Arman Hagopyan, 2023 Parlamento Seçim Kampanyasına katılmak için Batı Ermenistan Parlamentosu Seçim Komisyonu'na başvuran 52. aday. Armenihuy Sahakyan, 2023 Parlamento Seçim Komisyonu'na katılmak için Batı Ermenistan Parlamentosu Seçim Komisyonu'na başvuran 53. aday. Ardak Adamyan, 2023 Parlamento Seçim Kampanyasına katılmak için Batı Ermenistan Parlamentosu Seçim Komisyonu'na başvuran 54. aday. Edward Abrahamyan, 2023 Parlamento Seçim Kampanyasına katılmak için Batı Ermenistan Parlamentosu Seçim Komisyonu'na başvuran 55. aday. Nune Vasilyan, 2023 Parlamento Seçim Kampanyasına katılmak için Batı Ermenistan Parlamentosu Seçim Komisyonu'na başvuran 56. aday. Vartan Zaranikyan, 2023 Parlamento Seçim Kampanyasına katılmak için Batı Ermenistan Parlamentosu Seçim Komisyonu'na başvuran 57. aday. Zarhuy Haçadıryan, 2023 Parlamento Seçim Kampanyasına katılmak için Batı Ermenistan Parlamentosu Seçim Komisyonu'na başvuran 58. aday. Samvel Gasparyan, 2023 Parlamento Seçim Kampanyasına katılmak için Batı Ermenistan Parlamentosu Seçim Komisyonu'na başvuran 59. aday. Ruben Davidyan, 2023 Parlamento Seçim Kampanyasına katılmak için Batı Ermenistan Parlamentosu Seçim Komisyonu'na başvuran 60. aday. Haygaz Boğusyan, 2023 Parlamento Seçim Kampanyasına katılmak için Batı Ermenistan Parlamentosu Seçim Komisyonu'na başvuran 61. aday. Mardiros Cakoyan, 2023 Parlamento Seçim Kampanyasına katılmak için Batı Ermenistan Parlamentosu Seçim Komisyonu'na başvuran 62. aday. Lucia Agacanyan, 2023 Parlamento Seçim Kampanyasına katılmak için Batı Ermenistan Parlamentosu Seçim Komisyonu'na başvuran 63. aday. Anahit Ohanyan, 2023 Parlamento Seçim Kampanyasına katılmak için Batı Ermenistan Parlamentosu Seçim Komisyonu'na başvuran 64. aday. Garine Nigogosyan, 2023 Parlamento Seçim Kampanyasına katılmak için Batı Ermenistan Parlamentosu Seçim Komisyonu'na başvuran 65. aday. Boris Vasilyan, 2023 Parlamento Seçim Kampanyasına katılmak için Batı Ermenistan Parlamentosu Seçim Komisyonu'na başvuran 66. aday. Batı Ermenistan'ın Maraş kentine 6 kilometre uzaklıkta 4-3 büyüklüğünde yeni bir deprem kaydedildi. Deprem Halep'te de hissedildi. Ermeni basını Ermeniler hakkında bilgiler yayınladı. Ancak ister Kürtleşmiş Müslümanlar, ister Aleviler olsun, yerel nüfusun önemli bir bölümünün Ermeni kökenli olduğu dikkate alınmalıdır. Depremde birçok Ermeni kutsal yeri, Ermeni mimarisine ait birçok anıt yıkıldı. Kilikya Aleksandret'teki Sırpoz Karasunmangac Kilisesi ciddi şekilde hasar gördü. Dünya basını rejimin Maraş'taki depremzadelere yardım etmek ve depremin sonuçlarını ortadan kaldırmak için yeterli çabayı göstermediğini yazıyor. Vatandaşlar devletin yardım göndermediğini, cesetlerin üstleri örtülmeden sokaklara dağıldığını ve hayatta kalanların seslerinin harabeler altından duyulabildiğini söylüyor. France Presse Ajansı Türk rejimine karşı bir öfke dalgasının yükseldiğini yazıyor.
Rejimin bu davranışı tesadüfi değil. Ermenilerin aksine Erdoğan ve rejimi durumu çok iyi biliyor. Bahsettiğimiz gibi Batı Ermenistan'da neredeyse hiç Türk yok. Nüfusun çoğu ister Kürtleşmiş Müslümanlar, ister Alevi olsun Ermeni kökenlidir. Ayrıca Rumlar, Araplar ve Asuri Süryaniler de vardır. Birkaç yıl önce hükümet vatandaşların genetik atalarını kontrol etmek için e-devlet.org denen bir web sitesi başlattı. Site çok çabuk kapatıldı çünkü böylece Türklerin neredeyse hiç olmadığı ortaya çıktı. Makalenin tamamını web sitemizde okuyabilirsiniz. Artsakh Cumhuriyeti Şehircilik Bakan Yardımcısı Aram Gasparyan, Artsakh Press muhabiriyle yaptığı görüşmede Artsakh'ı Ermenistan Cumhuriyeti'ne bağlayan yaşam yolunun Azerbaycan tarafından kapatılması sonucu Artsakh'ın kentsel gelişim alanı her geçen gün büyük zararlar kaydetmeye devam ettiğini dile getirdi. Gasparyan, Ermenistan Cumhuriyeti'nden Artsakh'a akaryakıt ve iş gücü transferiyle ilgili sorunlar nedeniyle sektörlerdeki hemen hemen tüm projeler şu anda askıya alındı. Devam eden inşaat işlerine yönelik inşaat malzemelerinin çoğu da Ermenistan Cumhuriyeti'nden ithal edildi. Elektrik kesintileri de planladığımız gibi çalışmamıza izin vermiyor, dedi. Aram Gasparyan, ablukanın devam etmesi halinde 1-2 ay sonra tüm inşaat çalışmalarının tamamen duracağının altını çiziyor. Aram Gasparyan'a göre 2023 yılında yaklaşık 800 daire veya müstakil evin işletmeye alınması planlanıyordu. Suriye'nin kuzeyinde yer alan Ermeni köyü Yakupiye de 6 Şubat'ta meydana gelen depremden etkilendi. Orada Surp Anna Ermeni Kilisesi dahil birkaç bina yıkıldı. Büyük Kilikya Evi Katalogosu 1. Haram Yakupiye köyündeki binaların yıkıldığı haberini derin üzüntüyle öğrendiği ifade edildi. Surp Anna Tarihi Kilisesi halkımız için bir haç yeri haline gelmişti. Piskoposluktan aktarılan habere göre Başpiskopos Berio Ermeni Piskoposluğu lideri Maga Arşakyan ile temasa geçerek Ermeni halkının evlatlarının deprem sonrası durumunu detaylı olarak öğrendi. Piskoposluk şunu bildiriyor. 7 merkezde barınan Ermenilere yetkililerimiz özel bir özen ve ilgi gösteriyor. Her türlü ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu vesileyle topluluk temsilcileri Başpiskoposa heyetin hasar gören evlerle ilgili protokol hazırlama çalışmalarına başladığını iletti. Batı Ermenistan Televizyonu ve Sen Armenya TV'de Bizi Tanıyalım adlı program kapsamında Batı Ermenistan'ın evladı, Kars doğumlu büyük yazar Yeşe Çarents'in ev müzesinde yapılan röportaj sunuldu. Röportajda büyük yazarın ebedi ve yaratıcı faaliyetleri sergileniyor. Ayrıca Yeşe Çarents'in eserlerinin kriptografik parçaları gösteriliyor ve şiirlerinin hayatta kaldığı zorlukları anlatılıyor. Müzede sesli versiyon gibi yenilikçi yöntemlerle şairin hayat hikayesi anlatılıyor. Batı Ermenistan'daki Maraş merkezli iki büyük depremde Hatay'ın Altınözü ilçesi Tepehan mahallesindeki zeytinlikte 300 metre uzunluğunda, 50 metre genişliğinde, 40 metre derinliğinde vadi oluştu. Depremin ardından bölgeye giden bahçe sahipleri gördükleri manzara karşısında tedirgin oldu. Mahalle üyelerinden biri, burası bir zeytinlik, ekilip biçilen imar olan bir yerdi. Büyük patlama oldu, o akıl almaz bir sesti. Sanki bir savaş alanı gibiydi, evin içinde yürütmedi. Evden çıktık, yağmur da vardı. Mahalleden bakınca burası görünüyordu. Bu hale gelmiş, çöken alan 100 dönümden fazla. Böyle bir deprem yaşanmadı, sarsıntılar oldu ama böylesini görmedik. Uzmanların gelmesi ve keşif yapması lazım. Gerekirse mahalle taşınmalı, dedi. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen adanmışlar. Bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimizle daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut.
Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sten Armenia TV, hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sten Armenia TV, ilkelerine ve izleyicisine sadık kalarak yeni yaklaşımlarla kesintisiz çalışmalarına devam ediyor. Bildiğiniz gibi televizyonumuz kendi reklamını yapmıyor. Ağırlıklı olarak Batı Ermenistan'ın tarihi, bugünü ve geleceğiyle ilgili siyasi ve diğer bağlamların yanı sıra çeşitli konuları gündeme getiren haberler yayınlıyor. Sizlere ayrıca Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı, hükümeti, Ulusal Meclisi ve diğer yapıların faaliyetlerini şeffaf ve erişilebilir bir şekilde sunuyoruz. Sevgili soydaşlarımız ve vatandaşlarımız, sizlerin de desteğiyle televizyonumuzun imkanları daha da genişleyecek ve güçlenecektir. Desteğiniz bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesisi için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Birlikte biz daha güçlüyüz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiyiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Gorane adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Ganche Grung adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.